Dostlar herkese selamlar. Eşimle birlikte 2 günlük bir arkadaşımın oteline geldik. Kaçamak yaptık. Hani gerçekten bunu hak ettik. Çok yoğun çalışıyoruz. Sizlere gerçekten çok yoğun yardımcı oluyoruz. İşimin Instagram hesabına özellikle genç arkadaşlardan gelen mesajlar var. Onlardan en fazla gelenlerden bir tanesi de "Hocam bana sponsor olur musun? Nasıl sponsor kazanabilirim? Bana sponsor ol" gibi birçok mesaj atıyorsunuz. Yani burada anlıyorum ki genç arkadaşlar sanırım spordan para kazanmak istiyorsunuz. Sponsorunuz olsun istiyorsunuz. Nasıl sponsor yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, kısaca düşünün. Eğer siz bir firmanız olsa nasıl bir insana sponsor olursunuz? Tabii ki de size bir şey katacak insana sponsor olursunuz. Tabii ki de terbiyeli bir insana, düzgün bir insana, senin firmanı kötü temsil etmeyecek bir insana sponsor olursunuz. Dolayısıyla siz de aynı zamanda sosyal medyada popüler olan, sosyal medyada ona bir şey katacak, yani açık konuşayım, ona para kazandıracak insanlarla sponsor olurlar. O bana para kazandırsın, ben de ona istediklerini vereyim. Kimse kimsenin babasının hayrına sponsor olmaz. Kimse kimseye babasının hayrına para vermez. Hayat birazcık acımasız dostlar. Eğer sponsor istiyorsan sosyal medyayı kullanmalısın. Eğer para kazanmak istiyorsan sosyal medyayı kullanmalısın. Bu iş maalesef böyle. İstediğin kadar şampiyon ol, sosyal medyayı kullanma. Tanıdıkların olabilir. Eğer biraz da iyi bir insansan, biraz da şanslıysan, evet, tanıdıklar aracılığıyla çok nadir, yani %1 bir ihtimal de olsa hadi belki sponsor bulabildin, ama sosyal medyayı kullandın, güzel içerikler ürettin, bilgili bir insansın, insanlara yardımcı oluyorsun. Zaten seni seven de olacak, sevmeyen de olacak, ama birçok kişi seni seviyorsa, zaten sponsor senden güzel bir enerji aldıysa, sosyal medyaya para yatırıyorsan, emek veriyorsan, bilgi veriyorsan, sosyal medyada eğlenceli, bilgili ya da kendi tarzınla bir şeyler üretiyorsan, yani bir sponsora bir şeyler katabilirsen o adam da sana sponsor olur. Önce sen kendini geliştireceksin, sosyal medyayı kullanacaksın. Bir firmaya bir şeyler katabilecek seviyeye gelirsin. Zaten ondan sonra sponsorlar seni bulacaktır. Hatta bir şey söyleyeyim, gerçekten düşündüğünüz kadar zor değil. Birazcık sosyal medyayı kullanın. Şöyle 7-8 bin takipçiye gelin. Biraz insanları takip edin, biraz çevre yapın. Zaten sponsorlar sizi görecektir arkadaşlar. Tahmin ettiğinizden daha kolay bir şekilde sponsora sahip olacaksınız, bana inanın. Yani bu aslında çok zor bir durum değil. Şöyle bir parantez açayım, sponsorunuzun olması her şey de değil. Size birkaç tane tişört, birkaç tane supplement gönderebilirler ama sizin spor hayatınız bitmeyecek. Zaten size supplement gönderdikleri zaman siz cebinizde kalan parayla beslenmeye daha fazla, sosyal medyaya daha fazla para ayıracaksınız. Siz kendinizi geliştirdikçe o zaman sponsorlar da hayatınız da daha büyüyecek, daha gelişecek, daha farklı pencereler açılacak arkadaşlar. Birazcık acele etmeden bana sponsor ol yazmak yerine ben kendimi nasıl geliştirmeliyim? Birazcık kafanızı buna yorun. Sosyal medyada neler yapabilirim? Kendi tarzınızı oluşturun. Düzgün, akıllı, karizmatik bir insan olun. İnsanlara yardımcı olun. Sponsorlar sizi bulacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.